Aha bıraktım. Aldım. Üç. O neydi ya abi? Ne oldu? Bir şey, bir ses geldi ya abi. Nereden ya? Neyse, kulağım çınladı galiba abi. Devam edelim. At. 2-1. Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar. Hüseyin. Çıkmaz. Çıkmaz abi. Biz bu kapıyı boşuna mı aldık? Aha 6. Aha da 3 abiciğim. Madalya mı satıyorlarmış buralarda? Onun için Eminönü'ne gideceksin ya. Ama orası biraz fazla kalabalık. Dikkatli ol, velinle git, tamam mı? Eyvallah. Hüseyin, dünden bugüne battın mı sen abi? Yok abi. E abi madalya satmıyor muydun sen? Niye gönderdin müşteriyi? Doğru, doğru. Ufaklık, gel bakayım buraya. Gel. Ah gel. Ya. Koş. Ben madalyacıyım. Sen ne istiyorsun? İstersen plaket de var ya. Aslan'ın plaket lazım. Ormanlar Kralı Aslan'da yazalım mı? Yok. Araba yarışı birincisi yazılacak. İki tane istiyoruz. Diğerinde de sonuncu Yiğit Efe yazılacak. Akşam gelir alırız. Hadi eyvallah. Ne oldu, bir dondun kaldın Hüseyin? Abi 3 senedir ilk defa sizden başka bir sipariş verdi ya. Şu tenime sıcak para uzun zamandır temas etmiyordu, biliyor musun? Ama Yiğit Efe'ye laf soktu çocuk. Ne olacak? O da ikinci şok zaten abi. Sevinsen mi üzülsen mi bilemedim. Ama iş değiş abi, yapacak bir şey yok. Gel gel tavla. Ne tavlası abi, işimiz var gücümüz var ya. Allah Allah. Çocuklar. Buluşmamız gerek. Bana göre gerekmiyor. Bana göre gerekiyor ama. Sizinle bir işimiz yok ki bizim. Ben de onu soruyorum. Kırlangıçlarla işiniz ne? Efe'ye gıcık oldum diyelim. Neden? Bir kere değil, 2 kere yendim. Hala daha kendini lider sanıyor. Bu şehirde kendi ekibini kurmuş bir sürü çocuk var. Neden bizimkilere taktınız kafayı? Sizin derdiniz Yiğit Efe ile değil. Biliyorum. Ne biliyormuşsun? Söyle, biz de bilelim. Şirket. Sizin derdiniz şirkete girmek. Bakın çocuklar, ben şirketin iç yüzünü biliyorum. Hiç de masum değiller. Biz niyete bakmıyoruz. Sonuca bakıyoruz. Aspar denen o adamın bile dünya kadar parası olmuş. Size para verip karşılığında ahlaki kurallarınızı, değerlerinizi hiçe saymanızı ister şirket. Siz yanlış yere, sonuca odaklanıyorsunuz çocuklar. Sonu güzel olan şey bizim için iyidir. Ben şirketi sizden çok daha iyi tanıyorum. Nasıl? Nereden tanıyorsun? Tanıyorum diyelim. Orası çok da önemli değil. O zaman bizimle alakalı olan şey de sizin için önemli değil. Düştüm de kendimi biraz kötü hissettim. Sonra bizden biri iyileştim. Şu üstüne başını bir toparlayalım seni. Tamam. Şöyle. İyice bir. Neyin peşinde olduğunuzu biliyorum çocuklar. Neymiş? Yiğit Efe'yi rahat bırakın. Almak istediğimizi alalım, sonra rahat bırakırız elbette. Bir dakika, bir dakika. Şimdi anladım. Siz de bilekliğin peşindesiniz. Tabii ya. Yine çok büyük düşündün Aslan. Ben de diyorum, bu adamın çocukların işi ne? Yani. İnsanlar birbirleriyle sadece çıkarları için işbirliği yapmazlar çocuklar. Biz yapıyoruz ama konuşmak da istemiyoruz. İleride bir gün hiç arkadaşınız olmadığını anladığınızda hayatınızda sevgiye hiç yer vermediğinizi fark edeceksiniz. İşte o zaman size o vaat ettikleri büyük şeyler de para da önemini yitirecek. Daha diyeceğiniz bir şey yoksa konuşma burada bitebilir. Var. Yiğit Efe'yle yarışmak mı istiyorsunuz? Sizinle yarışırız. Ama yalnız olacaksınız. O ne demek?
yönlendiriliyorsunuz demek. Bunu biliyorum.